Dünyanın gözü Akdeniz'e çevrildi. İngiliz ve Amerikan medyası sıcak su krizini satırlarına taşıdı. Amerikan Wall Street Journal, Erdoğan güç kullanırsa Avrupa Birliği ve ABD ortak hareket etmeli dedi. İngiliz The Guardian sözü Türkiye haklıya getirdi. <laughs> Atina ve Paris yönetimleri yangına körükle gitti. Yükselen tansiyonu düşürmek için NATO devreye girdi. Mitsotakis ise Macron küstah açıklamalarını sürdürürken Ankara'nın tepkisi de anlayacakları dilden oldu. Doğu Akdeniz'de çatışmanın eşiğine gelinirken dünyanın en köklü gazeteleri sıcak su krizini manşetlerine taşıdı. Wall Street Journal, Atina-Ankara hattındaki gerilimi Akdeniz'de hesaplaşma başlığıyla sütunlarına taşıdı. Akdeniz'de suyun kaynama noktasına geldiğini söyledi. İki NATO müttefikinin savaşa girebileceğini vurguladı. Ancak bunun diplomasiyle çözülebileceği de belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya diplomasi ya saha sözlerini hatırlatan gazete, Erdoğan'ın NATO müttefikini alenen tehdit ettiğini söyledi. Liderler bu sözleri genelde düşmanları için saklarlar açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın güç kullanması takdirde ise Avrupa Birliği ve Amerika'nın ortak hareket etmesi gerektiğini savundu. Sadece Amerikan medyası değil, İngiliz The Guardian gazetesi de o krizi satırlarına taşıdı. Ancak sözü Türkiye haklıya getirdi. The Guardian gazetesi Akdeniz gazına hücum Yunanistan ve Türkiye'yi nasıl savaşa itiyor başlıklı yazısında Akdeniz'deki krizin Macron dahil olduktan sonra derinleştiğini yazdı. Yunanistan'ın tansiyonu düşürmek için devreye giren NATO'nun çağrısına itiraz ettiğini hatırlattı. Atina yönetiminin kıta sahanlığı ısrarına atıfta bulundu.